Şimdi bir cari hesabı oluşturduk. Kas hesabımızı oluşturduk. Kas hesabımızı oluştururken para türlerimizi oluşturduk. Daha sonra yapacağımız işlem faturalar. Faturalı alış ve faturalı satış. Bir kişiyi borçlandırmak veya alacaklandırmak için, yani herhangi bir tahsilat yapılmadı ama bir bakiye hesabı var. Onunla yaptığımız bir iş var. Onun için faturalar bölümünden iş yapmamız gerekiyor. Faturalar bölümünden iş yapmamız için de yaptığımız işleri buraya listelememiz gerekiyor. Mesela bir şey satıyoruz veya bir şey alıyoruz. O konuda burada ürünlerimizi listelememiz gerekiyor. Ancak mesela bir şey alırken, böyle bir hizmet alırken, bir hizmet bedeli alıyoruz veya buna benzer bir takım şeyler alıyoruz. İşte elektrik faturası ödüyoruz, efendime söyleyeyim, işte su faturası ödüyoruz, işte işçilik ödüyoruz falan filan gibi bir sürü envai çeşit şeyler var. Onun için hani hesabını tutmayacağımız ama faturada gözükmesini istediğimiz, yani fatura satış yapmamızı istediğimiz şeyleri çeşitli başlığında toplayabiliriz. Ben buraya ne yapıyorum? Çeşitli isminde en küçük birimi adet olan, yani adet biriminden iş aldığımız çeşitli isminde bir ürün giriyorum. Ürünü ekliyorum. Burada stok takibini yapabilmeniz için şu an stokta bulunan ürünleri şu an stokta 0 adet diye şey yazıyor. Ne yapıyor? Yaptığımız fatura alış ve faturalı satıştan ortaya çıkan toplamları burada da görebiliyoruz işin açıkçası. Şimdi bunu bir kere ekledik. Şimdi bizim cari hesaplarımıza dönelim. Cari hesaplarımıza dönelim. Burada atıyorum işte Erden Plastik'ten bir iş ya bir iş alalım. Ondan bir hizmet alalım. Daha sonra almış olduğumuz hizmete karşılık para ödemesi yapalım. Bunun için geliyorum faturalar bölümüne. Yeni fatura ve irsaliye diyorum. Neydi? Erdem Lastik. İş aldığım için alış faturası diyorum ve ikinci adıma geçiyorum. İkinci adıma geçtikten sonra karşıma fatura detayları ekranı çıkıyor. Buradan ilgili ürünümü giriyorum. İlgili ürünümü giriyorum. Miktarını 1 diyorum. Açıklama da yani hatırlatmak amaçlı işte. Hizmet alımı dedim mesela. Örnek veriyorum. 500 veya 1500 liralık bir satış yaptım. Artı 18 de KDV'si var. 1770 lira bizim toplamda bakiyemiz var. Ekle dedim. Ve şu anda 1770 lira ekledim. Bir tane daha işlem yapıyorum. Bir adet daha yapıyorum. En son yapmış olduğum satıştan hatırına gelen 1500 liraymış. 1500 liralık işlem yaptığımız, biraz önceki yaptığımız işlemde otomatik olarak çıktı birim fiyat. Bir tane daha 1500 liralık. 1500 artı KDV'lik, yani 3540 liralık bir satış yaptım. Açıklama bölümü girmeniz şart değil. Ham madde girmeniz şart değil. Ürün bölümüne girdik ve işlemimiz tamam. 3540 liralık bir satış faturamız var. Dolayısıyla şöyle bir döndüğümüz zaman, cari hesaplara geldiğimiz zaman Erdem Lastiğe borcumuz 3540 lira olduğunu görüyoruz. Şimdi geliyorum ben. Ödeme yapacağım, değil mi? Ödemeyi nasıl yapacağım? Kasadan mı yapacağım? Bankadan mı yapacağım? Bir yerden yapacağım. Ancak bunlarda para var mı? Para yok. Dolayısıyla şimdi paranın olması için ne yapmamız lazım? Bir başlangıç sermayesi girmemiz lazım. İlgili bunun için sizin kendi isminizde bir cari hesap oluşturup oraya bir tahsilat yapabilirsiniz. Bu sizin başlangıç sermayeniz olur. Yani atıyorum ortaklar veya başlangıç sermayesi diye bir tane cari hesap oluşturuyorum. Şimdi hani işi bırakmak istediğiniz zaman başlangıç sermayesine bakarsınız, ha dersiniz ben bu kadar para almışım diyeceksiniz. Bunun için hani böyle bir hesap tutuyoruz. Buraya geldim.
Buraya geldim. Yapı krediye girdim. Buradan bir ne işlem yapacağım? Tahsilat işlemi yapacağım. Kimden? Başlangıç sermayesinden. Başlangıç sermayesinden. Atıyorum 10 bin liralık bir sermaye oluşturdum kendime ve işlemi yaptım. Şu anda hesabımda ne kadar param var? Yapı kredide 10 bin TL'lik para var. Yani şunu yapabilirsiniz. Şu anda mevcut bir sürü banka hesabınız var. Onlarda belli bir takım paralar var. Bunlar bir yerlerden gelmişler. Öncesini bilmiyorsunuz. Girmeniz gerekmiyor. Ama bu paralar sizin bir sermayeniz söz konusu. Bu sermayeniz de sizin kendinizi bir gayri afaki bir cari hesap oluşturup buradan buraya işin açıkçası bankaların başlangıç tutarlarını girersiniz. İlk etapta işe başlarken parabolde bu bankayı işe başlarken bu şekilde bir şey girersiniz. Şimdi bunu girdik. Hadi bir de şeye girelim, cari hesaplara girelim. Bizim cari hesaplarımızda ne kadar bağım var? Ne kadar paramız var? Bakın başlangıç sermayesinde 10 bin TL'lik bir alacağımız var başlangıç sermayesinde. Şimdi şu Erdem Nas diye bir miktar ödeme yapalım. Bu ödemeyi ne üzerinden yapacağız? Bu ödemeyi bankalar üzerinden yapacağız. Bu ödemeyi bankalar üzerinden yapacağımız için yapı kredinin üzerine geliyorum. Ve 10 bin TL'lik hesabımdan bir miktar ödeme yapıyorum. Bir hesaba ödeme yapıyorum. Bin lira bir ödeme yaptım. Şu an Erdem Nas diye 1000 lira ödeme yaptım. Dolayısıyla benim kasamda ne kadar para kaldı? Daha doğrusu bankamda ne kadar para kaldı? 9 bin TL'lik bir param kaldı. Erdem Nas diye olan borcum ne kadar? 3.540 TL'lik bir satış alış yaptım. 1.000 TL'sini ödedim. 2.540 TL bakiyem kaldı ona. Bu şekilde bir alış faturasında şey yaptık, işlem yaptık ve onun karşılığında bir para ödemesi yaptık. Şimdi gelin tam tersini yapalım. Erdem Lastik'e bunun karşılığında atıyorum bir şey satalım. Bir hizmet aldık. Hesabımız işin açıkçası hesabımız 2.540 TL gibi bir para kaldı. Bunun bir kısmını da ne yapacağım? Ben atıyorum mal ödemesi yapacağım. Yani bir satış yapacağım. Adama diyeceğim ki kardeşim 2.540 TL'nin bir 2.000 liralık sana bir işlem yapayım diyeceğim. Ona bir ne vereceğim işte satmış olduğum ürünlerden vereceğim ama satmış olduğum ürünlere buraya girmediğim için ben çeşitliden diyorum ki ham madde ne verelim işte mesela elimdeki lastikleri verdim diyelim. Kaç tane lastiğim var? Atıyorum 1.000 tane lastiğim var. Tanesine 50 liradan verdim. Birim fiyatına 50 lira dedim. KDV MDV kesmedim. Birim fiyatına 5 lira diyelim. KDV MDV kesmedim. 5 bin liralık satış yaptım örnek veriyorum. Hani adamın bakiyesi 2.540 da 5 bin liralık satış yaptım. Bir bakalım ne olacak. Normalde ne yapmamız lazım? Bu şekilde satıştan doğan bir bizim alacaklı olmamız lazım. Evet. F5 yaptığım zaman ekrana gördüğünüz gibi burada borçlu olanlarda Erdem Lastiği 3.540 liralık bir satış yaptım. 1.000 liralık bir ödeme yaptığım için bir de 5.000 liralık satış yaptığım için 6.000 liralık işlemimiz var borçlu durumunda o bize. Dolayısıyla 2.460 TL borcu var bize. Doğru mu? Dolayısıyla Erdem Lastik bize şu anda 2.460 TL borcu var. Başka kişileri de eğer borçluysa buralara ekleyebiliriz. Birilerine borç para vermişizdir. Mesela verelim. Kime verelim? Para verdiniz. Borç para verdiniz. Yapı Kredi'den bir hesaba ödeme yapalım. Kime ödeme yapalım? Mesela Mercan Dağ asansöre geldik ve ona 1.000 TL'lik bir ödeme yapalım. Dolayısıyla Mercan da bize ne karşılığında bir fatura almadık, bir şey yapmadık ama para verdik. O bize ne? O bize şu anda borçlu. F5 yapıyorum. Mercan Dağı asansör bize 1.000 TL borçlu. Dolayısıyla 3.460 TL'lik bir borç toplamımız var. Yani bizim neyimiz var bu konuda? Borcumuz borç akdi doğdu ve toplamda 3.460
60 TL bir alacağımız doğdu esasında bizim. Şimdi geldik buraya. Biz Erdem Lastik'ten bir 2000 TL tahsil edelim. Bu nasıl yapıyoruz? Bunu da şöyle yapalım. Hatta yapı krediye değil de biz kendi ana kasamıza geliyorum. Hesap yeni işlem diyorum. Bir hesaptan tahsilat diyorum. Bir hesaptan tahsilat dedim. Erdem dedim. 2000 TL ne yaptım? Tahsil ettim. Şu an cebimde 2000 TL param var. Erdem Lastiğin bana kaç lira borcu kaldı? 460 TL borcu kaldı. Sonra ben bu cebimdeki parayı ne yapacağım? Bankaya yatıracağım. Doğru mu? Bankaya yatırma işlemi, yani kasalar ve bankalar arasında fon transfer işlemi için kasa bölümünden fon transferine geliyorum. Ana kasadan yapı kredi hesabına 2000 liranın atıyorum 1500 lirasını, hani 500 lirası cebimde kalsın, 1500'ünü de bankaya yatırayım diyorum. Aktarımı gerçekleştir dediğim zaman ne yapıyor? Bu kasadan alıyor 1500 TL'yi. Bakın şöyle kenara sürükleyeyim. Yapı kredi hesabına aktarıyor. Şöyle de bir baktığımız zaman ana kasasından para transferi diyor 1500 TL. Şuraya gelelim. Yapı Kredi Bankası'na para transferi 1500 TL. Bu şekilde işlem yaptık ve 500 TL burada var. 1500 TL de burada var. Dolayısıyla şu anda 9500 TL bir hesabımız var Yapı Kredi'de. 1460 TL'lik bir borç toplamımız var. Bu şekilde işlemimizi gördük. Ve şöyle bir baktığımız zaman çeşitten iki tane faturalı alışımız var, 1000 tane satışımız var gibi, böyle çeşitli de hesap tutabiliyoruz ama yani dediğim gibi çeşitli için çok önemli bir işlem değil. Alış satışımız bu şekilde.